Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde kettle'ımızın şurada bir temas alan kettle ayağı dedikleri parçası var. Onunla ilgili bir problem oluştu. Yani fazla ısıdan kaynaklı bir yanma oluştu. Bunu değiştireceğiz. Bu ayrıyeten böyle satıldığını unutmayın arkadaşlar. Bu tip malzemeler bunun yetkili servislerinde ya da çamaşır makinesi, elektrikli süpürge gibi aletlerin böyle satıldığı yerlerden temin edebilirsiniz arkadaşlar. Yedek parçaların satıldığı yerden temin edebilirsiniz. Bakın bunu çıkarmak için çok zor değil. Hemen şu dikdörtgen parçanın yan taraflarında tırnakları var. O tırnaklarından şöyle kurtardığımız zaman bu parça yerinden çıkar sevgili dostlar. Evet. Tırnakları kırmadan parçamızı bu şekilde yerinden çıkardık arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz açısını ayarlayayım. Bakın parça şu vaziyette yerinden çıktı. Bozulan ve deforme olan yerler tam da bu şekilde arkadaşlar. Yani fişlerin yeri birazdan göstereceğim. Değişiklik gösterir. Sadece şu orta taraftaki sarı kabloyu yani topraktır o. Onun yerini karıştırmayın. Gerisi fark etmez. Sağa sola, solu sağa takmakta sakınca yok dostlar. Şimdi burada soket hemen çıkmayacaktır. Soketin şu orta tarafından bir ucu sivri telle şöyle bastırıp ondan sonra soketi rahatlıkla çıkarabiliriz arkadaşlar. Evet. Diğer soketlerimizi de fişlerimizi de şöyle sallayarak yerinden çıkarabiliriz dostlar. Şimdi aynı şekilde dediğim gibi sarının yerini karıştırmayın. Gerisi önemli değil arkadaşlar. Evet, birazcık gevşek geçiyor. Eğer fişleriniz gevşekse sıkmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Yoksa çabucak ısınıp tekrardan cihaz aynı yerden arıza verebilir arkadaşlar. Evet. Önce toprağı bağlıyoruz. Tam yerine otursun diye tornavidayla şöyle güzelce ittim arkadaşlar. Daha sonra diğer soketlerini yerine oturtuyoruz. Evet. Düzgünce oturttuğundan da emin olmamız lazım ki yoksa aletimiz çalışmayacaktır arkadaşlar. Şöyle asılınca geri gelmemesi lazım. Tam oturup oturmadığını da tekrardan şöyle emin olmak için tornavidayla bu içeride olduğu için gözükmüyor. Bakın ittirdiğim yer tam da şurası arkadaşlar. Şöylece iter ve tam yerine oturturuz dostlar. İşlem bu kadar basit. Daha sonra yerine oturtur. Kablosunun geçme yeri de tam da şurası. Üzerinin kapağını da şöyle takar ve işlemimizi şunu da yerine geçirdikten sonra bitiririz dostlar. Hemen kettle'ımızı da şöyle yerine oturtalım. Evet. Şöyle bir de testini yapalım. Evet. Oturması gayet iyi. Bir de çalıştıralım bakalım. Sorun yoksa işlemimiz tamamdır arkadaşlar. Şimdi bunda bir de şöyle bir problem var. Tam da bakın alt tarafında bu bacakların temas ettiği yerler var. Bunlar
Geriye doğru gitmiş ve erimiş arkadaşlar. Dolayısıyla ona bir şey yapabilecek miyiz bilmiyorum ama önce bir söküp görmek istiyorum. Bakın bunun burada şöyle bir vidası var. O vidasından daha doğrusu vidasının kapağı var. O kapaktan şöyle yerinden çıkaralım. Daha sonra iki tane vidasını sökelim. Şu üst kapağımızı bu şekilde yerinden çıkardık. Daha sonra şu arka kapağımızı da böyle aldıktan sonra artık dediğim mekanizma ortaya çıktı arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Şu bu şekilde böyle erimiş sallanıyor. Bakalım bir nasıl çözüm üreteceğiz. Tam eski yerine gelmesi için arkadaşlar bakın bu parçayı şöyle çakmakla ısıtacağım. Eski yerine getireceğim ve bir yapıştırıcıyla yerine sabitlemeyi planlıyorum arkadaşlar. Al abi. Evet arkadaşlar bakın. Bunu eski yerine getirdim. Evet. Şöyle de göstereyim. Şimdi bir de diğerini yapalım. Gerçi diğeri ısıtmaya gerek kalmadan geldi. Şimdi arkadaşlar bakın bacağın dibine hem de şuraya pamuk sıkıştırarak üzerine Japon döktüm ve bu bacağın birinin tamirini yaptım. Diğerini de nasıl yapıldığını size göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle bir parça pamuğu şu esneyen bakın şuralarda esneyen yerleri gördünüz gözüküyor mu? Şöyle bakın şuralarda boşluklar var. Şöyle göstereyim. Gölgeye mi geliyor? Evet. Şurada da boşluk var. O boşluklara şöyle pamuğumuzu bir ucu sivri tel yardımıyla iteceğim. Oraya sıkıştıracağım ve üzerine Japon dökerek orayı sağlamlayacağım arkadaşlar. Evet. Bakın şöyle bir ucunu şöyle ucundan soktuğum zaman gerisi zaten şöyle tonevden ucuyla iterek geri kalanını da iyice girdiği kadar yerine itiyorum arkadaşlar. Evet. Aynı şekilde alt tarafında da orijinalinden bir boşluk vardı. Orayı da şöyle yine pamukla şöyle güzelce doldurdum ve Japonumu pamuğun üzerine döküp yediriyorum arkadaşlar. Evet, şöyle de düzeltmesini yapalım. Evet, bu şekilde kurumaya bırakacağım. Aslında kurumaya da bırakmayacağım. Takıştıracağım. Bu zaten olduğu yerde kuruyacak. Daha sonra da testimizi yapacağız arkadaşlar.
Aynı söktüğümüzün tam tersini yaparak cihazımızı geriye toplayalım. Bakın şu alt tarafı zaten bunun geçmeli şık diye oturdu. Üst tarafı da demin söktüğümüz gibi vidalıydı. Tam oturtup şöyle çizgiler çizgilerine tam oturtup daha sonra üstteki söktüğümüz parçasını da yerine şu parçayı birazcık geri çektim arkadaşlar. Çünkü bunun bakın şuralarında iki tane dikdörtgen şeyi var, tırnakları var. Onu birazcık geri çekmezsek oturmuyor. Dolayısıyla tam vidalarını deliklerine denk getirip sıkalım. Ve sonra o iki tane tırnağı yerine oturtacağız arkadaşlar. Evet. Böylelikle de yerine düzgün bir şekilde oturdu arkadaşlar. Evet. Düğmesini kontrol ettim. Çalışıyor. Evet. Testini yapmak için kurumasını bekleyebiliriz arkadaşlar. Cihazımız yaptığımız işlem kurudu ve cihazımızın içine suyunu doldurduk. Artık testini yapabiliriz arkadaşlar. Evet, düğmesine bastım. Işığı yandı. Evet, suyumuz kaynamak üzere. Bir de otomatik atmasını bekleyelim. Evet, kaynıyor. Kırmızı düğmeye dikkat. Evet. Tahtiye attı. Ve artık testimiz başarılı bir şekilde gerçekleşti dostlar. Peki arkadaşlar. Böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza beğenip abone olmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın dostlar.